أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي كتاب منه آيات محكمات الكتاب. Onun hicretini biz söz konusu ettiğimizde Müslümanlar birer birer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle Mekke'den Medine'ye hicret ediyorlar. Allah-u Teala bu şekilde emrettikten sonra herkes belki de nübüvvetin sırrı mucibince Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara vermiş olduğu yol ve yöntem ile gizli bir şekilde Mekke'den Medine'ye hicret ederlerken burada Ömer-i Faruk'un farklı bir karakteri bizim karşımıza çıkıyor ki bu da mertliğin, cesaretin ve bu usta tevhidi en üste tutmanın azim ve kararlılığını Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu gidiyor, Beytullah'ı tavaf ediyor. Beytullah'ı tavaf ettikten sonra da müşriklere, müşrik topluluğu orada, bütün ekabir takımı orada onlara şöyle şu şekilde sesleniyor. İşte ben de dinimi korumak için Allah yolunda hicret ediyorum. Karısını dur bırakmak, anasını ağlatmak, çocuklarını öksüz bırakmak isteyen varsa şu vadide önüme çıksın şeklinde küfre meydan okuyor, şirke meydan okuyor. Adeta küfrü ayaklarının altına aldığını orada o insanlara haykırıyor. Bütün dönemlerde Ömer gibiler çıkmalıdır. Faruk isimli, lakaplı liderler, müminler ortaya çıkmalıdır ki küfrü kendine perde edilmiş münafıklar, müşrikler, ahlaksızlıklar, insanlık düşmanları bu vesileyle, bu şekilde yerin dibine geçirilebilsin. İşte Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu bu örnek şahsiyetlerden bir tanesiydi.